Ben 1948 senesinde İstanbul'da doğdum. İlkokulda Kadıköy'de okudum. İlkokuldan sonra da okulu bıraktık. Şey aile olduğumuzdan, birazcık fakir aile olduğumuzdan sanata koydu babamız. O dönemde de bir şey vardı, sanat altın bilezik olayı. Tesadüfen de çok iyi bir ustanın şeyine girdim, yanına girdim. Senlerce orada çalışmaya başladım, askeri gidene kadar. Ustam beni böyle, nasıl söyleyeyim, 2-3 ay içerisinde yanıma aldı. Bir anda sanki kalfa oldum. Nereye gitse beni getiriyordu. O zaman Türkiye'nin her yerine geziyorduk. Numuneler takmaya, mekanik havalandırma, bu okullara, fabrikalara. Ondan sonra orada usta oldum. Artık ustam beni gönderiyordu. Ve 18 yaşına geldiğimde artık ben gidiyordum, numuneyi takıyordum, işleri alıyordu filan. Askere gittim. Geldim tekrar orada işe girdim. Bu sefer de oradaki komşulardan biri, yahu dedi sen bu kadar ustasın, niye dükkan açmıyorsun? Dedim bizde para yok dedim. Ben dedi sen dükkanı bul dedi, ben sana dedi para vereceğim dedi bak. Sivaslı bir Ermeniydi bak, hiç unutmam. Ben de bir heyecanla böyle burayı buldum. İki tane yer buldum da burada birisi çok pis bir mahalleydi. Kabul etmedim, daha Tophane'de burayı şey yaptım. Burada da işten ayrılacağım şimdilik. Ustam bırakmıyor. Ya ama kopsun istiyorum ben böyle. Bunlar bir biriktiler, üç ortaktılar. Sana zam yapacağız. Ya istemiyorum, moralim bozuk diyorum, çalışmak istemiyorum. Bana neler teklif ettiler? Ayrıldım. Hemen buraya girdim, başladım çalışmaya. Şimdi mesela Ligor diye bir tane Rum bir usta vardı, demirci. Dükkan açtığımda ilk yaptığım iş benim şeydi, Aksa Akelli Kimya Sanayi. İlk açtığım dükkan, açtım, Yalova'daki meşhur Aksa Fabrikası'nın jeneratör havalandırmasını yaptım. Orada demirci bizim şeyimizi keşfetti. Ondan çalışmaya başladık. Ben dedim ondan çok şeyler öğrendim. Bu ustayı anlatıyorum. Onlik Babikyan diye. Dükkan açarken dedim onun yanına geldim dedim. Ulan bana bir cumartesi günü eve gittim. Hemen dedim berberde bir tıraş olayım da dedim. Eve gireyim banyo yapayım. Berberde tıraş olurken bir telefon. Fransa'dan arıyorlar. Bak. Sesinizi diyor kayda alıyoruz diyor. Biz o ustayı 2 senedir arıyoruz, bulamıyoruz. Siz o ustanın isminden bahsediyorsunuz. O mu? Ne biliyorsanız söyleyin. Ben de dedim ki yahu dedim ben konuşamam şimdilik. Daha evvel bu detaylara girmedik. Ya dedim ben tıraş oluyorum, beni dedim yarım saat sonra arayayım. Tıraş oldum, eve geldim. Bahçeye oturdum. Bir dublede rakımı yaptım, içiyorum. Tak telefon çaldı. Aynı bu şeyleri söyledi. Kayda alıyoruz sesinizi. Ne biliyorsanız söyleyin. Adam mı 2 sene aramışlar, araştırma yapmışlar. Bulamamışlar. Bu adam Türkiye'de ilk çelik eşya yapan firma Masis Çelik Eşya diye. Bunun oğlu Dikran Masis o işi devam etmiyor. Antikacı. İlk Türkiye'deki çelik masa, o zaman da bütün bakanlıklar her yere onun masaları konuyor. E tabi o dönemde de sigara serbest. Bu küllük tasarımını yapmış bak. Ben de konuştum ettim. Her şeyi söyledim. Adam da çok yakışıklı bir adam. Tamam mı? Bu sokakta böyle bir bayan girerdi görü güzel. Derdik ki ona gidiyor iş yaptırmaya. Fakat burada yangın çıkıyor. Atölyede. Adam da kalp krizinden vefat. Şimdi onun takımları da müzede. Müzede. Geçelim sanata. Burada sanata geçerken de Türkiye'nin belki 60 vilayetinde eserlerim var. Askerde bile var. Erzurum, Oltu'da kaynar suya tesisatlar çektim, şehire getirdim. Çeşme yaptım. Yani her yerde eserim var. Denizcilikte çok şeyim. Denizcilikte bir sürü şeyler yaptım. İsim yaptım. Kopya sanatını
40 sene evvel yaptım. Hiç yalan konuşmam. İngilizlerin yaptığı bazı şeylerin taktiklerini yaptım. Denizcilikle ilgili. Ama bir günde bir baktım ki şeyde gördüm. Mecmuada taktiklerinden sakının diye. O zaman da birisi dedi ki, bak dedi, bu patentli mal dedi. Yakalarlarsa dedi cezası olur dedi. Dükkandan o ürünleri bir depo tuttuk, oraya yerleştirdik, görmesinler diye. Piyasaya veriyoruz, çapa. Ama biri dedi ki, ya dedi, Türkiye'de trip hakkı diye bir şey yok dedi, devam edilsin dedi. Ama ondan sonra o şeyden vazgeçtim. Kopyayı sevmiyorum. Sevmiyorum kopyayı. Sevmiyorum. Beyoğlu o dönemde bana çok şey ifade ediyor ama şindik değil. Ya şindik ön caddede güzel şeyler var. Ama arka caddeler karma karışık. Ne olduğu belli değil. Orada da mesela şindik Beyoğlu Allah'tan o binalar, o haşmetli caddedeki binalar şeylerin binalarıydı genelde çoğu. Gayrimüslimler onlar koruma altında kaldılar. Şimdi İstanbul'a geldiği zaman eski neyi göreceksin? En güzel binalar o caddede orada. Her binaya baktığın zaman bir binadan o bir bina mimari şeyi farklı ama o kadar uyumlu güzel gözüküyor ki. Şimdi görüyorsun her yerde binalar yapılıyor ama sanatsal bir şeyler yok. Ama Beyoğlu'nda sanatsal şeyler var o binalarda. Ya şimdi o dönemde lokantalar vardı. Meşhur lokantalar vardı. Bunların hiçbiri yok. Ne oluyor? Bir yerden mesela bir Antep'ten diyelim bir göç oluyor. Kebap şeyleri oluyor. Olması lazım. Ama uyum sağlaması lazım. Uyum sağlaması lazım. Şimdi orada en son herhalde 10 sene oldu. Meşhur bir muhallebici vardı. Bulgarlar mesela o dönemde muhallebiciler hep Bulgardı. Muhallebiciler. Sütçüler hep Bulgardı. Bunların hiçbiri kalmadı. O İstiklal Caddesi'ndeydi o. Tam böyle tünelden Taksim'e giderken sağ tarafta. Van Gel miydi biliyorum unuttum gitti. Mesela bir profiterol yiyorsunuz. O profiterolü yapan en meşhur yerdi İnci Lokantası. İnci Pastanesi. Ama gelen topluluk da uyumluydu be birader be. Şimdi mesela meyhaneye gitmeye başladım. O en çok gittiğimiz Hasır diye bir yer vardı. Baba Niko'nun yeri diye. Bak. Bir de İmroz vardı. İmroz'a yeni bitti mesela. Şimdi orada ne yapardık? Baba Niko'ya gidip Baba Niko'ya da mesela tiyatrocular onlar bunlar o gruplar gelirdi böyle. Çok güzel kalabalık. Yan yana oturursun, sohbette birbirine karışırsın, sohbet ederler filan, ederiz. Bir de Macar kemancı vardı. Akşamları gelir, o şeyini bitirdikten sonra tam böyle kapanma saatine bir saat kala, 10.30, 11'de filan gelir. Kemanla Macar kemancı için para almazdı, vodka ısmarlardık. Tamam mı? Şimdi ona ısrarla ben Alaturka çaldırdım bir gün. Tabii çok da eğleniyoruz böyle, keyifliyiz. Üstlerle çaldırınca ben de şimdi üç arkadaş oturuyoruz. Ulan bak dedim ne yapacağım şimdi dedim. Bir tane tabağı attım yere kırıldı. Bir anda gazinoda tabak kalmadı. Bütün tabaklar kırıldı. Baba Niko da bana böyle yaptı. Arap derdi bana. Arap mahvettin beni. Mahvettin. Ben de ne dedim biliyor musun? Baba dedim yaz hesaba dedim parayı verelim bak. Geldi mesela 110 lira geldi. Ya dedim baba çok 100 lira ver. Verdik hesabı. Tamam mı? Ve aradan 3 ay sonra bana ne dedi biliyor musun Niko? Arap dedi arada bir yap öyle dedi. Tabakların kenarları kırılıyor dedi. Yenilensin tabaklar dedi bak. Ama şimdi bak buradaki anlatmamın sebebi ne biliyor musun? Esnaflık çok farklı. Herkes esnaf olamaz. Bir de o dönemde ne vardı biliyor musun? Benim 18 yaşında dans salonları vardı. Dans salonuna gidersin, bayanlar var oturur. 25 kuruş verirsin, dans edersin.
ama terbiyesizlik falan yapma şeyi yok. Evet sen de bir o dönemin danslarından ne? Çaça mesela, çaça çalar, çaça dans edersin. Başka bir slow çalar, dans edersin. Ya bunlar falan yok. Daha farklı. Ama bu tabii genelde bakarsan her yerde bu oluyor. Bütün dünyada değişiyor. Bütün dünyada değişiyor. İnanır mısın? Belki iki seneyi söyleyeyim. İki senede belki 5 kere İstiklal Caddesi'ne çıkmadım. O 5 kere çıktığımda da işim icabı çıktı. Yürümene imkan yok. İnsanlar da farklı. Kültür farklı. Tamam, kültür farklı. O dönemi özlüyorum ama elden bir şey gelmiyor ya. Şimdi burada da mal sahibimiz Hamdi Baba. Babacan bir adam. Olamaz böyle bir insan. Bizim için çırpınıyor. Şimdi biz tabii çalışacağız. Çocuklar paranız yoksa size para vereyim. Malzeme alın çalışın. Bana ödersiniz. Senelerce böyle gittik. Hani bir müddet sonra aldık. Kendimizi kanıtladık. Çalışıyoruz. Hamdi Baba vefat etti. Oğlu var. Cevdet. Şimdi Cevdet'ten başladık. Kiraları ödüyoruz. Cevdet de ondan sanki daha mükemmel. Kiraya zam yapıyorum. Diyor ki verebildiğin kadar zam yap diyor bak. Zam yapıyoruz. Senelerce de böyle gittik. Bana diyordu ki sen ölene kadar buradasın. Bak. Ya düşünebiliyor musun? 49 sene kira ödüyorsun. Ve de hiçbir problem yok. Bak. Ama o kız tamamıyla farklı. İki kelime konuşamıyorsun. Argo konuşuyor. Satıyorum dedi. Ve de hemen Kaşköy arasında sattı. Bak. Kaşköy arasında sattı. Alan adam da geldi. Sana 15 gün müsaade. Ya ne yapıyorsun dedim. 49 sene buradayım ya dedim. Benim avukatım var dedim. Bir konuşalım dedim. Şey yapalım. Hiçbir şey de elimizde bir şey kalmadı. Belediyeyi gönderdiler. Resimler çektiler. Belediyeci de senin dedi ruhsatın var mı? Var tabii dedim. Ruhsatı gösterdim. 45 sene evvel aldığım ruhsat. Yahu dedi böyle ruhsat Türkiye'de daha bir sende gördük dediler. Bak. Her şey düzgün. Vergi tabelan var mı? Var. Sen dedi korkma kimse bir şey yapamaz sana burada. Belediyeci. O bir protesto çekti 6 ay. Peşinde bir protesto daha çekti. Orada da ne dedi biliyor musun? Bak inanmayacaksın. Olamaz. Şimdi 2 ayda terk edeceksin binayı. Çökme tehlikesi var. Bak. Şaşırdım kaldım. Yahu mahkemeye vermek istemiyorum. Hiç sevmediğim şey. Bu kadar sene esnaflık yaptım. Benim paramı vermeyeni de mahkemeye vermedim. Haklı olduğum halde vermedim. Ama insan oldu işte. 7 milyar insan var. 7 milyar da huy var. Yani doğru mu? Ama sonunda ben buna layık değildim. Anladın mı? Layık değildim buna.